Sektör Pedia'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni listemiz sektörün ustalarında, heyecanımızı bitiremedik. Ve size best of bir esnaf getirdim. Torpil geçiyorum çünkü görünüyor ama aslında değil. 55 yıllık bir emek Gaziantep'inde en büyük esnaflarından biri. Hem biraz ölümsüzleştirmek istedim bu deneyimi. Hem de size aktarabilecekleri çok şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz yıllarca dinledik yani. Ben 30 küsür yıl dinledim. Abim de 40 yıl dinledi babamın anılarını. Yanımda babam var. Şimdi bu da böyle bir şey oldu. Yanımda bir elektrik ustası var. Mehmet Ali Ayker. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Ufukcuğum ben Mehmet Ali Ayker. Dedem, babam ve biz Gaziantep'in yerlisi. Aslen yerlisiyiz. Hı hı. Bostancı Mahallesi. Bostancı Mahallesi deyince Kalaaltı. Macik Mahallesi mi? Hayır, Macik Mahallesi derler de aslında Bostancı Mahallesi. Fakat şöyle bir şey, o Macik Mahallesi'nden nereden geldi? Bizim mahallede keçi, koyun falan besleyen çoktu. Sütçüler falan. Onun için o küçükbaş hayvanlara Macik denildi. Öyle bir şeyi var. Teşekkür ediyorum. Çocuklarından bahsedeceğim de beni övmeden. Abimi övebilirsin. Abim övülmeye alışık sizin tarafınızda. Evet. Sağ olsun. Yapmışsınız yüzün yüzüme. Ben bunu yayınlarda söyledim. Yapmışsınız. Çok memnun kalmışsınız. 8 yıl sonra bir daha yapalım demişsiniz. Ben olmuşum ama olmamışım. Büyü Efendi de küçüğü biraz şey gibi bir durum var. Nedir baba senin çocukların, yaşantın? Benim bir çocuğum var. Bir kız, iki oğlan. Birincisi kız büyük. İkincisi Ercan oğlum. Üçüncüsü Ufuk oğlum. Ufuk oğlum en son sevmelik diye tabir edelim. Teşekkür ederim. Evet. Sevdiniz mi? Sevdiniz Allah var şimdi. Tabii yani. Ki. Tabii ki. Belli bir yerlere geldiniz. Çok memnunuz. Allah utandırmasın. Yolunuz abi, açık olsun. Utandırmamaya çalışıyoruz sizleri de baba. Evet. Yani güzel şeyler yaparak. Elektrikçiliğe seni kim teşvik etti? Elektriğin olmadığı zamanlardan yani yeni yaygınlaşmaya çalıştığı zamanlardan bugünkü teknoloji arasındaki fark. Yani bize de anlatıyordun ya bazen. Şöyle bir şey. Ben hem okula giderdim hem de 13 yaşımda bu mesleğe girdim. Bu mesleğe önceden belli, çocukluğundan belli bir sevgi var. O sevgiye dayanaraktan devam ettim. İşte yani bu zamana kadar geldik. Yani küçük yaşlarda başladı bu sevgi. Demek ki insanın içerisinde bir meslek sevgisi olması lazım. Bazılarında başka meslek olur, bazılarında elektrikçilik olur. Ben de çok küçük yaşlarda okula gitmesiz, mesleğe başlamasız bile bu sevgi vardı. Onun için o sevgiyle bu zamana kadar geldik. Zor olmadı mı? Yani şöyle zor olmadı mı? Şimdi günümüzde mesela 5 yıl, 10 yıl maksimum bir yerde çalıştıktan sonra sektör değiştiriyor insanlar. 55, 56, 57 yıl neyse sen 52'lisin. Evet. Ve 13 yaşında başladın. Evet. Baba çok uzun bir süreç. Yani ne söyleyebilirsin? Yani bu kadar uzun süre yapmaktan sıkılmadın mı? Şöyle bir şey, mesleğini seversen hiçbir zaman o sanmazsın. O sevgiyle devam eder. Halen de seviyorum. Bak hemen hemen şu anda çok aktif değil de dolantıda olsam bile gene bu sevgi var içerisinde. Yani 57 yıl yapmışsın. 56, 57 yıl oldu yani. 13 yaşımda başlarsan, yaşta 70 olursa böyle olur yani. Maşallah var bu. Evet. Allah sağlık versin tüm üstlerimize, tüm büyüklerimize. Evet. Antep'in en büyük esnaflarından biriydim. 55 yıllık süreçte seni hani eskiden bize şey anlatırdın mesela. Bir matkap yok. Evet. Takım aletleri yok, şarjlı matkaplar yok. Onu anlatayım. Şöyle bir şey, çıraklık döneminde çok zor geçti.
Bizim çıraklığımız, kalfalığımız çok zor geçti. Emek gücüyle, çekişle, taş kalemiyle, kanal yarma, işte bir yeri borular döşeme, matkap yok, kırıcı yok, vidalama yok. Yani el kuvvetiyle böyle zor günler geçti. Yıllar sonra matkap geldi, sonradan kırıcılar geldi falan. Biraz işler kolaylaştı. Bizim zamanımızda, kalfalık çıraklık yıllarımızda demir boru, peşel boru diye bir borumuz vardı. Onu demir desteresiyle teker teker kesip öyle Kıl çalışırdık. testereyle. Evet, demir destelerle desteresiyle. Sonradan işte plastik PVC borular çıkınca işler tamamen kolaylaştı. Şu andaki işçiler şikayet etmesin. Çok kolay bir iş. Çok kolay. Yani ben şey hatırlıyorum. Sen de küçükken de inşaata giderdim ya. Şimdi Evet. her esnaf oğlu, yani memur da nasıl bilmem. Babasının Ama yanında bir esnafın şeyde. oğlu, sen gel bakayım şöyle yazın. Alırlar ya, Evet, çok evet. yanında çalışmadım. Sen beni hep farklı yerlere koydun. Hani Tabii birçok ki. yeri göreyim diye. Ama mesela seninle çok inşaata gitmişliğim var. Evet. O güneşin altında Murat'ın Bağevi diye bir gerçeğimiz Evet, var. Temmuz'un evet. 17'si. Doğru. Buzu ağzına alıyorsun. Kafana mendil Anında koyuyorsun. ediyor. Ağzındaki buz atar atmaz Ama eriyor. işte meslek, yani bu çok soğukta da olur. Böyle sıcaklarda da olur. Yani ne Ama yapacaksın? şikayet etmezdin. Ben Yani ederdim ama. siz çocuktunuz, belki gençtiniz, ondan dolayı olabilir Çok ama kibar adamsın. Çok naziksiniz diyemedi. Usta adam. Çok naziksiniz kırmak diyemedi. istemedim. Kırmak istemedi gerçekten. Evet. Ama baba çok zor şeyler. Gerçekten ben hatırlıyorum. İnşaatta tenekenin içinde ısınmak. Yani evet, bir yağ tenekesinin içerisinde mesela tahta gıdıklar falan atar. Öyle çalışırdık. Yani elimiz ısındı, tekrar işimize devam ederdik. Zordu ama şimdi kolay. Kolay. Hiç şikayet etmesin şimdiki gençler, şimdiki çıraklar, kar falan. O günler görmedikleri için bir şey diyemem. Zor gibi Evet. geliyor şimdi onlara da. Evet, bu vallahi bırakabileceğin en iyi mesajı bıraktım baba. Evet. Ustalığın boyunca unutamadığın komik anlar var mı şantiyede veya mesken atölyelerde? Şöyle, tabii çok olaylar da oluyor. Komik Ne? veya ciddi anlamda. Yani elektrik çatmalar, direkten düşmeler, merdivenden düşmeler. Senin şey olayın var değil mi? Mesela elektrik kablosu var. Evet. Mesela böyle yapıyor. Bak, şaka yapma bana diyor. Mesela seni elektrik bana çarptığı gibi çarpmıyor. Sizin bir anlaşmanız var mı kendi aranızda? Elektriğin şakası yok da, Evet. şöyle bir Ama şey. şakalaşıyorsun. Bilgiye sahip olursan, nerede seni çarpacağını bilirsen, ona Yer göre hareket ediyorsun. seçiyor. Mesela evde çarparım, atölyede çarpmam Öyle bir falan. şey değil. Yani tabii bu zemine bastığın yer önemli, Ha, evet. ıslaklık önemli, rutubet önemli, onun gibi Ya sen şeyler. uygun koşulları yakalayınca Yani kontrol kalemi gibi. evet, ben çok zaman, çok zaman şöyle diyeyim, belki espri olur ama elimden de, elektrik varken elimden de kablolar kıvırdığım şeyler çok Evet, oldu yani, her biliyorum. zaman. Biliyorum. Evet. Yani çok acayip bir denge. Bu arada arkadaşlar ben şöyle bir küçük bir şey anlatayım. Abimin düğünü vardı o zaman. Bizim için, yani benim hatırladığım en güzel, en büyük düğündü. Çünkü ablam evlendiğinde de ben çok küçüktüm. Şimdi babam düğüne katılacak. Takım elbisesini giydi vesaire. Annemle babamın evde bir kavga edişi var. Bu kavga edişinin sebebi şu. Babam kontrol kalem yanında mı? Yanımda. Bir şeyde mi şu an? Burada mı? Cebinde olması lazım. Evet. Şimdi esnaf döş cebi var arkadaşlar. Buradan da görünüyordur. Hiç. Orada gözlüğü, sigarası, bir de şeyiyle, kontrol kalemiyle izola bantını zor çıkarttık. Ve bize dedi ki evde, ya dedi düğün salonunda bir şey olursa. Ya adam açılın ben doktorum diyen uçaktaki olay Gibi. yeri gibi, uzman gibi bir şeyi var. Valla benim çocukken, yani pantolonunu getirmemi istedim bir gün. Evet. Cüzdanın böyleydi. Evet. İçinde esnaf kağıtları. İşte Tabii. şundan şu kadar, Nakit. bundan bu kadar. Evet. Metren.
Pense tornavidan. Pense tornavida devamlı arka metre cebimde. De beşlik bunlar böyle. Yani, babam şunları kullanmaz yani. Şöyle göstereyim. Evet. Mesela bu küçük. Bundan kullanmaz yani. Babam hatta bunu kullananı ön yargısı vardı o yıllarda. Beşlik olmalı. Böyle büyük olmalı. Niye? Kadastro çiziyor. Yani tapu kadastroda çalışıyor. İşte mesela kablo çekeceğim bir yere metre uzun olmalı ki 5 metre olmalı ki zamandan istifaden hemen 5'er metre 5'er metre yürüyesin. Şimdi benim mesela hayatımda senin pantolonu getiremiyor olmak gibi evet. Ağırlıktan çocukken bir şey vardı. Yani bunlar bize çok tabii içinde olduğumuz için komik evet. De gelirdi. Senin mesleğinde komik olabilecek. Yani babamı anneme söyleseydim mesela o düğün gününü anlatırdı. Evet. Ama sende var mı böyle? Bana vardır tabii de. Hem komik hem tehlikeli bir şeyi anlatayım. Benim dayımın oğulları falan teyzem oğulları bana bir gün şaka yapmaya çalıştılar. Ben kabloyu soyarken bunda sigorta gevşekti, çıkarmıştık. Bunda sigortayı takmışlar. Hele ne olacak diye. Tabii gözümden yıldızlar çakmaya başladı. Öyle değil ama sen kaployu ağzınla açmışsın. Kaployu. Onu söylemek istemedim. Bense falan yok. Kaployu dişimden soydum. Soyarken o anda elektriği verdiler. Yani çok kötü şimdiye belki kaç senelik ölü olurdu. Onu Allah korusun. Yani böyle peki bir insan teyzesinin oğluyla dayısının oğlu. Yapan şaka işte çocukluk falan o gençlik yılları. Yeni başlamıştık. Kalfa değildim. Çıraktım. Ondan dolayı. Evet böyle bir anımız var. Yani. Allah esirgemiş. Evet, yani bize evet. Bağışlamış. Bütün... Yani elektriğin şakası olmaz da yani. Maalesef öyle şeyler oldu. Bunun gibi şeyler. Vallahi baba çok hayatımda yani evladın da olduğumuz için çok fazla şey var. Mesela ben kat kaloriferli bir eve doğdum. Allah razı evet. Olsun. 90'lı yıllar 90 doğru, yılı doğru. 90 yılı olmasına rağmen bir kat kaloriferi vardı ve cayır cayır yanardı. Evet. Şimdi Allah var zenginmişsin. Yani o zaman işler genişti. Doğru. Değirmen dönüyordu. Evet. Doğru. Ama sen şey yapardın mesela ben hatırlıyorum. Çok iyi hatırlarız biz. Abim de oradan bakıyor. Selam olsun. mesela kat kaloriferi olmasına rağmen o dönemlerde trafo odaları vesaire yok. Yani, trafolar direklerin üstünde. Tabii. Çok fazla havadan etkileniyordu. Ve elektrik gidince tabii blower falan çalışmıyor. Tabii. Soba kurmuştun. Evet. Mesela o sobanın etrafında işte kestane mi pişirmedik? O da aynı bir olay. Çok güzel bir olay. Elektrikler çok ederdi o yıllarda. Voltaj zayıf olurdu, elektrikler zayıf olurdu. Rüzgardan, yağmurdan falan, kardan. O zaman işte ne yapalım? Çocuklar da siz de küçüksünüz. Dedik bir salona, bir köşesine minyatür bir hemen bir soba kuralım. İşte kağıtlı falan. O minyatür dediğin şey 70 metrekareyi doyurmaz ya, doyuruyor da bu. Yani. Hiç minyatür değildi yani o. Sizleri soğukta koymadık. Böyle şeyler. Allah razı olsun. Hem güzel oldu hem ayrı bir şey. Çok eskinin şeyini yani şey etmiş olduk. Evet. Bir de biz senin ev elektriksiz kalmadı ki. Kalmadı. Daha 90'lar, yıl 90. Floresan yapmış ama ona bobin yaptırmış. Elektrikçi ya anlıyor o yüzden. Bobin yaptırmış. Elektrik gidince aküyle bütün evin elektriği olurdu. Komşular gelirdi. Ya sizde nasıl gitmedi bütün sokağın gitti evet, diye. Evet dairenin oturduğum yani bizimdi daire zaten. Komple 20'lik floresan her odaya 20'lik floresan. Kiler odasına da bir tane büyük bir akü, onun devresi. Elektrik gider gitmez, otomatik olaraktan her taraf yanardı. Komşular sizin elektriğiniz gitmedi mi diye hatta söylerlerdi. Çok can sıkıcı. Ben senin komşun olsam vallahi kinlenirdim sana yani. Ya bütün sokakta yok, her yer karanlık. Bir evde böyle ışıl ışıl kuyumcu dükkanı yıbı ışık yanıyor. İşte tamam mı? Mesleği getirmiş oldu. Bir de sevgiden dolayı işte onu öyle yaptık. Her odaya, her mutfağa, salona veya antreye falan. Böyle bir şey var. Yani çok güzel yıllarımız oldu. Ben de bir şey anlatmak istiyorum. Buradan bütün kamuoyu duysun. Kendi odamın elektrik parasını ödedim. Arkadaşlar. Yani şimdi bu bir sayaç bağlamış babam. Ama hak veriyorum. 3 tane 5 tane monitör yaklaşık. 3 tane kasa.
Bir de benim oda elektrikliydi yani motorlar ses düzeni falan. Ha, çok fazla bir tüketim vardı. Hatta ben sesi açtığımda evin genel ışığı da etkileniyordu bundan. Şimdi babam sayaç bağlamış. Peteğin de üstüne yazmış. İşte o zaman 23 TL diye. YTL mi? YTTL mi? Yani ben kendi odamın pasaj esnafı gibi kendi odamın elektriğini ödedim. Allah razı olsun ama o bir dersti yani. Şeyden dolayı bütçe açlığından dolayı onu sana yüklemek istedim. Doğru, kaçak kullanım gibi kullanıyordum. Sana İşte kimi baba limon sattırır pazarda, kimisi elektriğini ödetir. Ben yaptığından çok memnunum vallahi. Yanında bir şey olur. Hayatı anlaması için yapmış olabilirdim. O günden sonra bir daha müzik dinleyemedim mesela. Hani parayı veriyorsun ya. Parayı sen verince dinleyemiyorsun kolay kolay. Evet. Baba, eski ustalarla günümüz ustaları arasındaki bariz sence fark nedir? Yani sen mesela deri penselik sevmezsin ama yani onlar gibi kuşak arasındaki farklar. Demin de söyledim. Bizim çıraklığımız, kalfalığımız çok zor geçti. Takım taklavat elektrikli şeyler, cihazlar olmadığı için, takımlar olmadığı için. Yani ben mesela şimdiki elektrikçiler falan yani kendi göstermek için işte burada bir cüzdan gibi kılıf var. İşte tonevdesin, pensesini falan koy. Ben koyamazdım yani, ayıp olur falan. Gösteriş yapmış gibi olmayayım diye. Baba ben gösteriş alfacım, yapmadan 57 yıl. Tamam, alfa cebime koydum devamlı. Metremi, pensemi, tonnevremi, kontrolemi. Böyle bir yani kılıfa falan öyle meydanda yapmazdım. Tamam. Yani, o bana ters gelirdi. Tamam da evet. Baba ama pantolonun 50 kilo geliyordu. Yani mecbur, vida vardı, pense vardı bilmem. Mecbur canım ben. Ya, mecbur onu taşıyacaksın yani. Evet. Bu sektörde kazanç durumları nasıl? Bir usta neyi doğru yaparsa evini rahatça geçindirir. Ya sen bizi büyüttün, bu yaşa getirdin. Evet. En büyük çocuğun da zaten 78 ile hesapladığımızda evet. Kaç yaşında oluyor? 45 yaşında oluyor doğrudur, herhalde. Doğrudur. Yani 45 yaşında çocuğun var yani, öyle düşün. Şimdi zamanda da gerçekten para kazanılırdı. Son yıllarda, bu yıllarda biraz... rekabet mi çoğaldı? Yok efendim, bu işi yapan mı çoğaldı? Ondan dolayı eski kazançlar yok. Evet, yani. Esnaf gibi, eski tadı yok diyor. Yani eski tadı yok dediğin gibi. Ama bereket versin, sizleri büyüttük, çalıştık. İşler de iyiydi yani zamanında. Güzel, güzel günlerimiz oldu. Adam mesela Trikotaj Atölyesi. Geliyor Mehmet Ali Usta bana. Bir tane makine aldık, trikotaj makinesi. Buna bir elektrik pano koy. Şöyle bir şey, ben bir makinalık değil de kabloyu iki makinalık, üç makinelik ileriyi düşünerekten kalın çekerdim. Ona göre bu adam işi büyütür diye. Büyütür. Adam da derdi ki, yani trikotaj ustası, yok benim gücüm yok, bir makine yeter. Zaman gelir, kazanacaksın, iki makine çıkaracaksın, üç olacak, dört olacak, sonradan masraf yapma, ben şimdiden kablosunu kalın çekeyim veya panosunu ona göre düzenleyeyim ki sana ikinci bir yük olmasın diye yapardım. Sonradan da memnun kalırlardı. Bakardım aradan bir sene geçmeden, altı ay geçmeden makine iki, üç eder. Mehmet Ali Usta derdi ki, gel ben makineleri aldım, bunda da pano koy derdi. Dediğime geldin mi derdim. O da çok memnun olduğunu söylerdi. İyi ki sen bunu söylemişsin, iyi ki böyle yapmışsın. Yıllar sonra derlerdi. Söktüğün tesisat. Bir de şöyle bir şey, bir trikotaj gene, ben genelde hem inşaat yapardım hem de genelde trikotajcıların işini yapardım en çok. Şöyle bir şey oldu. Binayı yaptık, mağazasını, üstü de atelye, 2-3 katlı yaptım, çok güzel. Zamanı geldi, o adamlar odayı küçük geldi veya başka yere taşındılar. Mehmet Ali Usta dediler, gel bu tesisatımızı sök dediler. 24 sene mi geçti, adadan 25 sene mi geçti? Kabloları söktüm, panoyu açtığımda, büyük panoyu açtığımda, ne sigortası atmış,
ne kaplanan yerleri değişmiş, elimden nasıl yaptımsa o vaziyette geri söktüğümü hatırlıyorum. Müthiş yani, bir şey. Evet, evet. Yani güzel yaparsan hiçbir şey olmaz tesisata. Yıllarca gider. Evet, işinin dört dörtlük yapacaksın. Havanta yok bu işte. Vallahi ellerine kollarına sağlık baba. Çevrende elektrikçi ustası olacağım, elektrik ustası olacağım dediğinde o yıllarda. Evet. Ya bundan 57 yıl öncesinden Evet. bahsediyorum. Tabii bir de dedem faktörü var. Mekanı cennet olsun. Dedem erken yaşta vefat ettiği Evet. için biraz da 13 yaşında başlamak Tabii. durumunda kalmışsın. O yıllarda ya yapamazsın. Ben marangozum. Dedem marangoz, baban marangoz, kardeşlerim marangoz, kuzenlerim marangoz. Sen elektrik ne alaka gibi. Çünkü bizim bütün akraba Balangozdu. marangoz. Evet. Benim büyüklerim, senin kuzenleri, herkes, kardeşlerin. Tabii Yani tabii. Dayılarım, kayınpederim, amca şey kardeşlerim hepsi marangozdu. Ama ben işlerinde demek ki küçüklükten belli bir sevgisi olduğu için elektrikçiliğe yöneldim. Niye yapamayayım? Mesela ya sevdiğim bir şeyi. senin bir cümlen var. Evet. İş benden korkma, ben işten korkmam, iş benden korksun Tabii dersin. her zaman söyledim onu. Şimdi biz mesela iş büyük olsun, küçük olsun. Bir de gençliğin verdiği şey var. Ateşle. Tabii iş ben dedim ki yani kalfalanma, çıraklanma oğlum işten korkmayın. İş sizden korksun diye bir laf var. O çok geçerli. İşten korkmazsan o yavaş yavaş yapılır gider. Yani bunun Ne şeyi kimse sana yok. yapamazsın demedi mi? Yok olmaz hiç mümkün değil demediler. Deseler bile hiç aldırmadım. Yani öyle şeyleri Şey mi bu, yolunuzdan gidin yani vazgeçmeyin. tabii canım. Yani seviyorsan yapacaksın. Sevmiyorsan yapma başka mesele. Hatta bir şeyi anımı anlatayım. Tabii. Hani ama komik ama genel şey gerçek bir şey. Zamanda yanıma bir çırak geldi. Bir arkadaşın vasıtası çırak getirdi. 2-3 gün falan geçti. Ben o zaman Eski Belediye Caddesi'ndeydim. Çırak geldi. Bir hafta falan filan geçti. Karşıda da şey var, toptancılar falan var. İşte kamyonlar yükleniyor, yağ yükleniyor, şeker, makarna falan filan. Ondan sonra bizim çırak da dükkanın önünde oturuyor. Ben de işte oturuyorum. İş dönüşü tabii. Adam şoför kamyonu çalıştırdı. Ondan sonra bir aragazı verdi. Gitti. Usta usta dedi. Koluma vurdu. Gördün mü dedi. Delif oldu. Nasıl da kullanıyor dedi. Ha, Deli Ford kullanıyorsun ha. Şeyini çağırdım. Dayısını çağırdım. Bu adam dedim elektrikçi olamaz. Bu adam şoför olacak dedim. Şoförlükte gözü var. Sen bu adamı şoförlüğe koy dedim. Ve o çocuk mavin oldu. Sonradan da yıllar sonra 2-3 sene sonra usta ben dedi şoför oldum. Kamyon sürüyordum. Ey oğlum zaten ben biliyordum senin şoför olacağını falan. Böyle bir şey oldu. Çok Yani güzel. mesleği seversen yapacaksın. Sevmiyorsan yapma. Yani zevk almasın. Evet. Ayağın Evet. geri geri gider. Yani tabii zevk almasın. Yaptığın işten de tadını alman. Karşı tarafa da beğendiremen zaten. Evet. Böyle bir durum var. Peki baba, farklı yeteneklerin var mı? Yani ben şöyle söyleyeyim, amatörce diye adlandırıp tabii sizin zamanınızda akrabayla da buluşup böyle bir Evet. şeyiniz var mı? Sen ut falan çalardın. Ya bir ara merak ettim de tabii işlerin teşkilatından falan yoğunluktan dolayı çok ilerletemedim yani. Böyle bir gençliğimizde şey oldu. Baba Evet. öyle diyorsun da telefonun la sesiyle, telefon la sesi Doğru verir, la şimdi sesiyle akor ederdin ama yani. yani o zaman şu anda akort yapmak için ses veren cihazlar var. O zaman çevirmeli telefonlar vardı, sabit telefonlar. Onun la sesiyle udum şeyini alırdım. La sesini duyup ona göre PTT'yi bu kadar efektif kullanan yani başka biri olamaz ya. bu da elektrikçi haricinde böyle bir amatörce bir şeydi. Yani uzun sürmedi de geri işin yoğunluğundan dolayı, zamanının olmadığından dolayı bırakmak zorunda kaldım. Şimdi Evet. baba, abim
bir geçen haftalarda bir savunu paylaştı. Dedi ki Ufuk her şeyi bozdu evdeki. Evet. Bir yayında böyle bir şey geçirdi. Şimdi dost meclisi. Evet. Babamsın, abimdir. Tamam. Karşı gelemedim. Saygısızlık Evet. olur, olmaz. Şimdi senden bir duyalım. Ben gerçekten cihazları Şimdi bozdum benim bir müzik seti vardı. Bir de gabinler vardı, hoparlör gabinleri. Sen çok bu işe meraklı olduğun için 2-3 gün sonra bir baktım ki hoparlör patlamış. Nasıl patlamış? Ya yüksek ses verdin ya bir ters bağlantı yaptın. Yani çok şey bozuldu. Ama ben bozmana hiçbir zaman kızmadım. Böyle böyle öğrenilir, böyle böyle ilerlenir diye hiçbir zaman size kızmadım. Hatta senin odan vardı. atölyem. Atelya diye yaptığın oda. Onu oradan çilek odasından 12 volt alıp kendi odana bile o yaşta, çok küçük yaşta. Demek ki babadan geliyor bu. 7-8 yaş var da 10 yaş Ya. vardır hemen hemen. Şimdi yıllar sonra tabii o hoparlörle ilgili inşallah güzel şeyler. Bozdum. Tabii ki. Ben aynı şeyi savunuyorum. Mesela abim az önce söyledi. Evet. Duyulmuştur belki. Ben yıllar önce bozduğum şeyin daha iyisini yaptım. O da seni Tabii. tatmin etmiyor. Ben size kızmadım. Böyle böyle öğrenilir, böyle böyle ilerlenir diye hiçbir zaman kızmadım. Ve şu anda da zaten istediğin şeyi yapıyorsun. Kabin üreteceksin, ondan sonra ses düzenli yapıyorsun, amfi yapıyorsun. Yani bu da Baba sizlerin sayesinde. Yani bugün ben de seviniyorum yani. Belki sen kızsaydın veya farklı tepki gösterseydin bunun bu yapamazdım. şekilde ilerlemezdi. Olmazdı tabii. Olmazdı bu Yani gibi bizi o şeyler. pense büyüttü, bizi o metre büyüttü. Ayrı da bir yeri Benim var. o todalansım falan sizleri belli bir yere getirdi. Evet. Vallahi Teşekkür çok teşekkür ederiz baba. Gerçekten ederiz. Sağ ol. katıldığın için de, deneyimlerini aktardığın için de, yani benim şimdi bir her ailede vardır bu. Evet. Her gün bir fil gördüğün birini düşün. Evet. Hayatta 30 yıl, 40 yıl abim için 40 yıl, ablam için Evet. 45 yıl. Her gün akşam eli pis, Tabii. kirlenmiş Tabii şekilde canım işiyle çalışıyorsun alakalı haliyle. böyle bir figür geliyor. Evet. O figür seninle Ben şahdan onu çok memnunum. O el evet. kiri var ya. O sizleri büyüttü. O el kiri var Evet. ya. Sizi bu vaziyete getirdi. Çok Allah razı memnunum. olsun. Ya yani onu görüp o figürü görüp yıllar boyu onu görünce bedelinin ne olduğunu, işte bugün geldiğinde geçmişi unutmamanın gerektiğini Evet. çok iyi anlayanlardan bir olduğumuzu düşünüyorum. Seni de konuk almak çok güzeldi. Ben de Çok teşekkür insanlara ederim. değmişsin, çok Evet. insanların kalbine değmişsin. Senden çıkıp çok güzel yerlere giden çırakların, kalfaların Yani olmuş. muhakkak yetiştirdiğimiz kişiler vardır. Ve mesela şey çok güzel. Kız istemeye gidiyoruz mesela abime. Evet. Evi istediğin gibi gezebiliyorsun. Tanışıklık yok, akrabalık yok. Evet. Ve soruyoruz yani baba niye geziyorsun? Burayı ben yaptım. Şimdi Evet. mesela bir Antep'in çok fazla yerini senin yaptığın bir Çok evet. gerçek yani. Evet. Bir işte Ercan oğlumu işte kız istemeye gittiğimizde baktım ki Bu benim yaptığım işçiliğim. benim yaptığım bina Allah Allah. Yani insan seviniyor yani gurur Baba duyuyor. beşte biri senin yaptığın bina. Değirmi Yani çem bilmem ne falan tabii hep. canım. Şeyimiz orada geçti. Dermiçem taraflarında evet çok yaptım. Hem Vallahi. tedikoducuların işini yapardım. Hem inşaat yapardım. Müteahhit işi yapardım. Hem de kuyumcu, mağaza falan ne olursa. Bizim yetişmez tarzımız o zaman. Şimdi branşlaşma oldu. Şu adam şimdi mesela şu andaki elektrikçiler bir kısmı tamamen bina yapıyor. Öbürü tamiratla uğraşıyor. Öbürü mağaza yapıyor. Biz ama öyle bir yetiştik ki bar evi yaptık, bina yaptık, kuyumcu dükkanı yaptık, mağaza yaptık. Yani hepsini biz gördük. Baş hekim İyi gibi. yetiştik. Bu bütün uzmanlıklardan anlar yani. Şimdiki ustalar
Ama şunu yapar mısın dediği zaman acemilik çekiyor. Neden? Gözünü açtı, çıraklık tembelli bina gördü, binada çalıştı. Başka bir şey mağaza yapamıyor. Veya kuyuya inip de eskiden dalgıç falan yoktu. Kuyuya inip de 40 metre aşağıya inip de efendim santral bir şey elektrik bağlayamazdı. Bağlayamaz yani. Şimdi kolaylaştı işte de. Biz onları da gördük. Hem bar evlen kuyularını indik, hem bar ev yaptırdık, hem mağaza yaptım, hem bina yaptım. Bizim zamanında öyle bir yetişme vardı. Her şeyden anlardık. Şimdikiler yok, branşlaştı. Adam mağazacıyla mağaza yapıyor. Efendim binaysa bina yapıyor. Tamiratçıysa tamirat yapıyor. Boyat, branşlaşma boyat oldu. Seni yormamış. Kimseye de yorma lüksü yokmuş gibi geliyor sana. Yine yorulmadım. Yine sevgiyle yapıyorum. Yani ufak tefek artık yaşımın gerektiği şeyinde. Mutfakta 26 tane prizimiz var. Hiçbir mutfakta 26 tane priz olmaz. Baba dedim bir gün. Sen dedim hiç mutfakta 26 tane muslu olan bir sıhhi tesisatçının evini gördün mü dedim. Olur mu oğlum dedi. Ne gerek var o kadar dedi. İşte ben de onu diyorum dedim. Ne gerek var? Şöyle bir şey. Her gördüğü yere blok priz yapıyor ama. Mutfaktaki emeklilik mi bu? Mutfaktaki oturduğumuz masanın kenarına bile blok priz koydum ki adam konuşurken cep telefonu hemen... Ya gitsin duvara taksın baba. Olmaz efendim. O anda telefon geldi bilmem ne olur falan. İşte lazım. Her şey için lazım. Evet. Annem evden giderdi. Her yeri delip şey yapardı. Evet. Odanı delik deşik yaptım. Yani... Testereyle duvar kestik. Ya her şeyi yaptım. Ama hiçbir zaman kızmadım. Oğlum sen bunu niye yaptın? Niye zararlık verdin demedim. El becerini geliştirdin. Evet. Ben onu düşünerekten onun için kızmadım size. El becerisi. Bu önemli. Evet. Ama kızsaydım yapamazdım. Bu vaziyete de gelemezdim. Bu el becerisi sende bu bilgi olmazdı. Demek ki biraz acı anne baba biraz toleranslı olması lazım bazı şeylerde. Şimdiki yani kişilere söyleyeyim. Evet. Bu önermeden sonra da baba sen ve bütün ustalara saygı duyarak bütün evet. uzmanlarımıza zaten sektördeki liderlere ve girişimcilere evet. saygı duyuyoruz. Ama ustalar serisinde de çok büyük emekleriniz var. Sen de katıldığın için, deneyimlerini paylaştığın için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Güzel bir şeyler kattıksa. Fazlasıyla baba. Evet. Arkadaşlar teleskop.com'un sunduğu voltaj elektrik Mehmet Ali Ayker'e konuk aldığımız ve sektörün ustalarında yeni bir bölümde daha görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın. Yapmışsınız. Çok memnun kalmışsınız. 8 yıl sonra bir daha yapalım demişsiniz. Ben olmuşum. Önceden belli, çocukluğundan belli bir sevgi var. O sevgiye dayanaraktan devam ettim. Ufuk oğlum en son sevmelik diye tabir edelim. Teşekkür ederim evet. baba. Sevdiniz mi? Halen de seviyorum. Bak hemen hemen şu anda çok aktif değil de dolantada olsam bile gene bu sevgi var içerisinde. Ben kaplı soyarken bunda sigortayı takmışlar. Tabii gözümden yıldızlar çakmaya başladı. Şimdi Allah var zenginmişsin. Yani o zaman işler genişti. Doğru. Değirmen dönüyordu. Evet. Bütçe açlığından dolayı onu sana yüklemek istedim. Parayı veriyorsun ya. Parayı sen verince dinleyemiyorsun kolay kolay. 24 sene mi geçti? Adadan 25 sene mi geçti? Kaplolar söktüm panoyu açtığımda ne sigortası atmış, ne kaplonun yerleri değişmiş. Elimden nasıl yaptımsa o vaziyette geri söktüğümü hatırlıyorum. Oğlum işten korkmayın. İş sizden korksun. El becerisi. Bu önemli. Ama kızsaydım yapamazdım. Bu vaziyete de gelemezdim. Bu el becerisi sende bu bilgi olmazdı.